Sanırım açıldı. Yayınlayız. İlk izleyicimiz Fehmi. Hoş geldin Fehmi. Selam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin Furkan, Alp, Buse, Guzi. Anneciğim hoş geldin. Fatih hoş geldin. Can hoş geldin. İyi akşamlar. Burada hava kararmadı. Orada saat şu anda 9, muhtemelen kararmıştır diye düşünüyorum. Burada artık 9 gibi kararıyor. Bugün hava müthişti. Çok güzel bir güneş vardı ve bütün gün bahçeden çıkmadım. Sizler için yüksek lisans hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını yanıtlamaya çalıştım yeni videomuzda. İnşallah cumartesi ya da pazar günü muhtemelen yayında olur. Ekstra sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Rahmiye Çoban hoş geldin. Bugün Rahmiye, o değil mi? Doğru görüyorum. Senin oğlunu konuk alıyoruz. Yeni Zelanda'dan selamlar. Daimi izleyicimiz Evrar. Gömlek link Zara. I am sure. Are you sure? Ama evet, kararmış orada. İyi akşamlar. Keşke evet burada olsanız. Güneş yüzüme vuruyor, aynen. Bugün yani saat 7 hala güneş yüzüme vuruyor ama biraz sonra eminim ki hava buz gibi olacak. O yüzden hırkamı yanımda getirdim. Ben kendi bahçemdeyim bu arada. Evimdeyim şu anda. Evimi göstermek isterdim ama en son paylaştığım videoda evimin videosu var. O yüzden şimdi hiç karıştırmayayım oraları. Saygılar, sevgiler bizden de. Yani 99 olmuşuz bile. Ben artık konuğumu alayım. İrlanda vizeleri ne zaman açılacak? İnanın biz de bilmiyoruz ve bekliyoruz. En kısa zamanda inşallah. Konuğumuzu alayım. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Evet, inşallah bir aksilik yaşanmadan geçen hafta. Sesimde bir sıkıntı yoktur umarım. Geçen hafta vardı galiba. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Eda. Ne haber? İyiyim ben. Gözüküyor muyum bu arada? Geliyor musun? Biraz. Gözüküyorsun, gözüküyorsun. Bayağı da şık olmuş gömlek. Teşekkür ederim. Rengi falan çok güzelmiş rengi. Teşekkür ederim. Video çektim de bugün. Ben. Pazar günü inşallah. Ha, güzel, iyi yapmışsın. Yüksek lisansa. Evet, ben de telefon. Sesin kesik kesik geliyor mu? Sabitleyeceğim de sesin kesik kesik geliyor. Senin de kesik kesik geliyor. Kendi internetine bağlı şansın var mı? Bir saniye. Bu ne ya? Neyse, şuradan şey yapayım mı? Gitti. Neyse, geri gelir elbet. Bütün konuklarımız geliyorlar. Tamamdır. Bence süper. Ben seni gayet net görüyorum. Süper. Süper. Çok iyi. İştesin. Ya sesin niye kesiliyor senin ya? Ben kendi internetimdeyim. Ben de kendi internetimdeyim. Acaba seni çekmiyor. İzleyiciler yazar. Yok. Sevinirim. Ya burada 250 megabit internet var ya şu an olduğum yerde. Yani bir kesik kesiliyorsa yuh diyeceğim yani. Hani... Benim evimde problem. Beni anlıyorsan, sorduğum soruları anlıyorsan. Anlıyorum. Zaten ya. Yani seni duyuyorsak bir sıkıntı olmaz. Tamam, yani herkeste sıkıntı yok. Eda Hanım'a sesi kötü galiba. Hay Allah ya. Telefonu da yeni aldık. Niye böyle şeyler oluyor? Neyse, ben biraz yakına konuşurum. Sorun bendeymiş. Ne yapsam ki? Ben öyle mi? Ama buradan çekmez, bahçedeyim ya. Bir deneyeyim. Bahçede belki uzak olduğun için şey yapıyor nasıl olabilir. Ben de evde yapıyor, ben de bahçeye çıktığımda. Instagram kesiyor. Deniz Bey'den sizin sesiniz sekiyor. Şu anda sorun yok gibi yazmış birileri. Tamam, başlayalım. Düzelmiş. Şu an geliyor. Şu an geliyor. Şu an geliyor.
O zaman ne yapıyoruz? Kendi internetimizi bağlanmamamız gerekiyormuş. Delicim tekrar hoş geldin. Bizleri kırmadığın için ve yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim şimdiden. İştesin biliyorum. İşten vakit ayırdın bize. Evet, tabii ki yani. Tabii ki güzel oldu. Ben de sevindim davetin için. Evet. Teşekkürler. Rica ederim ne demek. İstersen önce birazcık kendinden bahset. Hani nasıl geldin ya da hani önceki işin neydi, şu anda ne yapıyorsun vesaire. Sonra da sorulara geçebiliriz. Tabii ki. Ya valla ben İTÜ İnşaat mezunuyum. İnşaat mühendisliğinden mezunum. İşte İTÜ İnşaat'ı bitirdim. Sonra İzmir'e döndüm. Orada işte KPSS sınavına girmiştim ben. Biraz işte böyle şans eseri diyebileceğim şekilde. Ya işte bir arkadaş başvur falan demişti bana KPSS sınavına. Başvurdum falan, çok da uzatmayayım. O başvuru sonuçlandı ve kamuya falan girdim bir anda, böyle ne olduğunu anlamadan falan, böyle mezun oldum. İşte 6 ay sonra gözümü kamuda açtım falan filan. Ondan sonra bir 10 sene falan kamuda ben çalıştım. Ama işte yani kafamda hep vardı yani böyle bir hani ya, kamudan ayrılma şeyi vardı. Özellikle bir süre geçtikten sonra hani sıkılmaya başladım işte farklı sebepler falan. Normalde memurdum yani, öyle söyleyeyim. İşte 10 seneyi devirdim kamuda. İşte 2 yıl 2018 falandı. Yani bu işte o zaman hatırlarsınız zaten, böyle bir dolar yine böyle bir yükseldi, zirve yaptı falan böyle işte falan. Yani böyle ben de baktım maaşlar eriyor yani, dolar cinsine erimeye başladı benim kamudaki maaşım falan da. Yani böyle 1500-2000 dolarlar kazanırken bir anda işte böyle 1000 dolarlara falan geldi maaşlar falan. Ya dedim ben bir şekilde kendimi hani şey yapayım dedim. Ya çok kişi de zaten bu sebeplerle zaten hani az çok şey yapıyor, ekonomik sebeplerle kendini işte farklı yerlere doğru atmaya çalışıyor. Ben de o sıralar hatta başvuruyordum işte Kasım dönemi falan, Ekim dönemi falan, İrlanda'ya falan iş başvuruları yapıyordum, İngiltere'ye yapıyordum, Avustralya'ya yapıyordum falan filan. İşte sonrasında bir gün iş yerinde oturuyorum falan. Facebook'ta işte bir tanıdığım bir arkadaş paylaşmış böyle işte Jean Monnet bursu falan. Daha önce duymuştum bu bursu zaten. Bir gireyim bakayım dedim böyle. Avrupa Birliği bursu oluyor bu. Avrupa Birliği Türkiye uyumu çerçevesinde verilen bir burs. İşte girdim baktım işte şartlarına baktım. Bir de kamuda çalışanlarına öncelik var. Yani kamunun bana öyle bir yararı oldu hayatımda açıkçası. Böyle hani kamu çalışanlarına, çünkü öncelikli bir kontenjan var Jean Monnet bursu için. Yani 180 kişi alıyorlarsa 90'ı kamudan alınıyor ve işte kamuda şartları sağlayanlar da genelde az olduğu için, yani işte belli bir İngilizce seviyesi istiyor. İşte IELTS'ten 6 puan istiyor gibi gibi gibi. Sonra işte kısa bir süre kalmıştı başvurunun bitmesine. Yani bir ay falan civarında, belki 5 hafta falan civarında kalmıştı. Ya ben hemen hızlı bir karar almak zorunda kaldım yani o işte Kasım dönemi falan. Hemen girdim IELTS'e. İşte IELTS randevusu aldım. Baktım işte İzmir'de, hemen bir IELTS'e gireyim falan. Girdim. İşte puanım geldi falan. Ucu ucuna ben başvuruyu yaptım yani. Neredeyse başvurunun süresi dolarken ben başvuruyu yaptım. İşte ondan sonra zaten ne zaman işte Mart gibi açıklandı. Dediler işte sınava bekliyoruz. İşte sınava girdim. Sınava çalıştım. Sınava girdim. Mayıs gibi de tam sonucu açıklandı. İşte kazandınız. Bu şekilde ben de İrlanda'ya gelmiş oldum. İrlanda ve İspanya arasında kalmıştım açıkçası. Sonra araştırınca özellikle, yani İspanya'da kendi alanıma daha yakın bir bölümde yapacaktım Project Management. İrlanda'daki yaptığım master tedarik zinciri üzerine, çok benim alanıma çok yakın bir alan değil. Ama İrlanda'yı araştırdım o dönemde ve baktım ki İrlanda'nın işte şartları çok daha iyi, ekonomisi çok daha güçlü. Yani İspanya'dan çok daha güçlü, zaten sen de görüyorsun yani hani İspanyollar burada yani hani İspanyol gençler hep burada yani, İrlanda'da, İngiltere'de ya da işte hani onlar da zaten göç ediyorlar aynı bizim gençlerimiz gibi. Ekonomik sebeplerle aynı şekilde. Velhasıl kelam işte İrlanda'ya bu şekilde ben gelmiş oldum. Yani bir arayışın sonucunda arayışımı buraya bir şekilde çektim ve işte master için geldim. Daha sonra işte master bitti derken şimdi şu anda çalışıyorum hatta, yani biliyorsun. Sen 2019'da mı başlamıştın master'a? Öyle hatırlıyorum sanki. Uzun bir giriş oldu. Kusura bakma bu arada. Yani Evet, keyifli bilgiler verdin. 2019'da mı başlamıştın master programına? tabii, 2019 Eylül'de geldim.
2019 Eylül'de geldim. Pandemi dönemine denk geldin. Aslında sen yüz yüze eğitime başladın zaten. Hani üniversitenin tadını çıkarabildin, Trinity College diye herkesin hayali olan bir üniversiteye gittin, master. Hani bize biraz da okulunu anlatabilir misin? Çünkü hani çok merak edilen bir okul ve herkesin hayali bir okul diyebilirim. Dünya çapında da ilk sıralarda çünkü bu okul. Bize biraz onun sisteminden, onun eğitim sisteminden bahsedebilir misin? Bir de bu hani tez dönemin nasıl geçti? Eğitimi zor muydu? Senden önce benim iki konuğum daha olmuştu yüksek lisans. Dilara ve Ali Can. Evet, izledim. İzledim. Hatta bir arkadaş Trinity'de master yapıyor. Alican olması. Alican, evet. Hepsinin ortak dediği bir şey var. Yani hani master yapalım diyoruz vesaire ama hani çok da kolay geçilmiyor. Ödevler, makaleler, ben senin de Yani yanların. nasıl olduğunu oradaki arkadaşım, benim çok yakın arkadaşım var. Ege, o yazmış aslında. He studies hard. Yani o aslında biraz kısa özet geçerek yazmış aslında. He studies hard diye. Yani hani pardon, lafını kestim. Hatırlıyorum bu arada. Hani ne kadar zor olduğunu, çok da kolay geçilemediğini, Türkiye'ye göre kıyasla da bir tık zor olduğunu anlatmıştın. İzleyicilerimiz için de biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani ben biraz okuldan bahsedeyim. Trinity College Dublin. Trinity College Dublin için çok önemli bir okulla demeyeceğim, yani yer. Hani sadece okul demek de biraz da Trinity College Dublin'e çok şey olmaz. Çünkü şehir de biraz böyle Trinity College Dublin'in etrafına zaten inşa edilmiş. Şehrin bir tarihi aynı zamanda. Yani burada işte 500 yıllık bir okul, 1592'de kurulmuş. 500'e yıla yakın bir tarihi var. Ve dünya işte tarihinde de çok önemli mezunları var. Yani işte bildiğimiz işte Oscar Wilde var, Samuel Beckett'lar var, işte çok meşhur Jonathan Swift'ler var, Gulliver Harikalar Diyarları'nın yazarı, işte Bram Stoker var, yine Dracula'nın yazarı gibi bir sürü müzisyen var, bir sürü edebiyatçı var. Böyle hani okul öyle bir okul. Yani hani eski köklü tarihi geçmişi olan bir okul. Dünya sıralamasında da 101. sırada, yani QS Üniversite Ranking, yani bu en saygın ranking kuruluşlarından birisi, 101. sırada olan bir okul. Zaten ben de biraz o yüzden Trinity College Dublin'i seçtim. Yani açıkçası biraz okulun da yani iyi bir okul olmasını da istedim mesela. Yani hani işte İspanya'daki okul bu kadar iyi değildi yani falan. Bu şekilde şey yaptım yani, Trinity College Dublin'i seçmiş oldum. Okul eğitimiyle ilgili, yani ben hani başladım tabii geldiğimde, yani böyle biraz daha lay lay lom geliyorsun ister istemez. Yani işte hani çok olayın farkında değildim, yani nereye geldim, ne yapacağım. Yani bir de ben 10 sene, işte 10 sene hiç böyle akademik hayatta bulunmamışım. Yani ben 2008'de mezun oldum. 2009-2010 gibi Ege'de master'a başlamıştım yine. Yine project management alanıyla alakalı bir bölümde. İşte dersleri falan vermiştim ama 10 seneyi falan geçmişti, 11 sene falan olmuştu benim master'la ya da okulla, herhangi bir okul işlemiyle bağlantım kopalı. Tabii buraya geldim, bir süre sonra dersler falan da yoğunlaşmaya başladı. Bir de eğitim sistemi cidden farklı. Yani gerçekten öğrenciye bırakıyorlar. İşte al yap diyorlar yani sana falan. Yani böyle hani bir de böyle bildiğimiz klasik sınav sistemi yok. İşte hangi soruya çalışacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Yani öyle bir sistem yok. Geçmiş senenin sorularına bakayım da hani oradan işte 2-3 soru yakalarım da yaparım da falan. Öyle bir sistem yok. Hani tamam tamamen öğrenciye bırakıyorlar ve böyle hani şeyler, yani böyle hani senin her şeyi kapmanı istiyorlar yani hani. Satır arasında bir şey söylüyor. Mesela o söylediği şey mesela çok önemli yani. Hani mesela onu yakalaman lazım. O an kaçırabiliyorsun. Çünkü kaçırdığın zaman o hani işte etkiliyor sonuç olarak şeyini, dersini gibi, notunu gibi. Türkiye'de de şimdi yüksek lisans yaptın. Burada da yani arasındaki fark, hani en büyük fark senin için neydi? Hani eğitim olsun. Ya buradaki eğitim açıkçası büyük bir vizyon katıyor. Yani ben hani aynı şeyi Türkiye'deki yüksek lisans için söyleyemeyeceğim. Yani daha böyle basit, daha böyle işte şey olmayan bir sistemdi. Yani buradaki mesela hocalar da yani niye vizyon katıyor? Yani bizim mesela bir hocamız işte üniversite kolejci London'dan geldi. Yani dünyada 9. sırada olan bir okul bu yani. Hani geliyor orada işte nasıl akademik araştırma yapılır işte şeyini anlatıyor. Yani kendi yaptığı, hatta şu an yürüyen bir araştırmasını falan anlatıyor. Yani bunlar insana tabii bir vizyon katıyor. Yani hani gerçekten hayata bakışınızı değiştiriyor. Yani bilgi, özellikle bilgi anlamında, yani şu anda da mesela bir bilgi çağında yaşıyoruz ama çok ciddi bir bilgi
Fazlalığı var. Yanlış bilgi çok fazla. Yani bilginin kaynağını sorgulama anlamında işte doğru bilgiye ulaşma, bunları seçebilmek falan çok önemli noktalar. Yani onları öğrenmek bence hayatta bir öğrenilmesi gereken bir meziyet olduğunu düşünüyorum ben ilk etapta. Ve onun haricinde yani işte hani o okul zaten hani en iyi hocaları getiriyordu mesela, kendisinde yoksa bile mesela işte tutuyordu mesela, başka bir İngiltere'den hoca getiriyordu, işte İrlanda içi hoca getiriyordu, işte İspanya'dan yine Avrupa'nın çok önemli bir business school'undan mesela bir hoca geliyordu dersimize. Yani kendisinde yoksa bile sorun değildi yani okul için. Yani hani o hani illa böyle hoca kalitemiz çok iyi olacak gibi bir durum yok yani, getirdi o adam yani sonuçta, hani öyle bir şey yok yani, adamın derdi yok. Ve gerçekten mesela işte mesela bizim bir hocamız işte Microsoft'un data analiz kısmında çalışan bir hocaydı falan yani. Ve hani çok şey öğrendim yani ben ondan hani gibi. Vizyon kattı diyebilirim yani öğrenmesi. Anladım. İşte bir şeyleri yapabilme, edebilme becerisi diyelim yani. Bu şekilde. Peki İrlanda'da master yapmak sence hangi kapıları açar Türkiye'ye döndüğümüzde ya da burada kalmaya devam ettiğimizde? Yani şimdi İrlanda'da master yapmak, bir kere İrlanda'da master yapmanın 2 seneye kadar çalışma izni veriyor. Bu büyük bir avantaj. Yani çoğu ülkede bunu almak çok daha zor. Evet. Yani Avrupa'nın çoğu ülkesinde bunu almak çok daha zor. Bunun haricinde yani 2 sene çalışma izni veriyor ve yani şeye bir bağlı değilsiniz. Yani istediğiniz işverende çalışabiliyorsunuz. Yani hani herhangi bir kısıt olmadan çalışabiliyorsunuz. Full time olarak çalışabiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Ve hangi kapıları açar noktasında da mesela yani hani işte aynı iş yerinde çalıştığınız zaman ya da hani bir iş yeri size sponsor olduğu zaman ya Ankara Anlaşması'yla kalıcı oturuma giden yolu açar. Yani kalıcı oturuma giden yolu açması demek zaten vatandaşlık oluyor yani. Hani onun işte atıyorum 3-5 sene sonrası vatandaşlık oluyor. İrlanda'da vatandaşlığa giden süreç de daha kolay aslında. Yani mesela Avrupa'nın çoğu ülkesinde 8-10 seneden başlar. Oturum artı işte oturum sonrası işte vatandaşlığa hak kazanmanız 10 seneden başlar. Mesela İrlanda'da bu 5 sene. Bu bence büyük bir avantaj. Yani düşünen arkadaşlar varsa mesela bunu da akıllarında bulundurmalarında yarar olduğunu düşünüyorum yani ben. Yani bu kısa bir süre. İşte master'la gelmenin işte çok büyük bir artısı var. Yani 2 sene, 2 sene içerisinde yani çok yüksek olasılıkla zaten yani ya sponsor buluyorsunuz. Yani benim çoğu arkadaşım da zaten sponsor buldu. Yani okuldan mezun olan çoğu arkadaşım yani %90'ı bildiğim sponsor buldu falan, şu an zaten hani geçtiler. Şeye geçtiler yani hani kalıcı oturuma geçtiler gibi. Hani ya işte bizim Türkler için çok büyük bir artısı var. Yani Türklerle yapılan Ankara Anlaşması gereği, ki zaten bunu hani YouTube yayınlarında falan da denk gelebilir arkadaşlar. Bir sene aynı iş yerine çalıştığınız zaman yine aynı şekilde uzatabiliyorsunuz. Yani 2 seneye de bağlı kalmadan istediğiniz gibi çalışma şeyinizi uzatabiliyorsunuz. 3 sene aynı iş yerinden sonra da yine kalıcı oturuma başvurabiliyorsunuz. Büyük avantajlar tabii yani bunlar, sonuçta Avrupa'nın çoğu yerinde yok yani bu tarz avantajlar. Evet. Zaten İrlanda'yı öğrencilerinin birçoğu da bu konuyu en başta ele alıyorlar. Peki diğer soruma geçiyorum. Çok teşekkür ederim cevabın için. Sence Ben hangi master program faydalı olur? Hani öğrencilerin, bizlerin kariyer planlaması ve iş olanakları açısından hangi bölümleri önerirsin? Ya birçok bölüm öneririm. Tabii şimdi izleyenler arasında yani birçok farklı alanlardan gelenler olduğunu da tahmin ediyorum az çok. Yani hani şimdi mühendisler vardır. İşte belki daha sosyal bölümlerden psikoloji olur. İşte daha ne bileyim başka bölümler olabilir. Sanatla ilgili bölümler olabilir. İşte o tarz bölümlerden izleyenler vardır. Şimdi her biri için farklı şeyler söyleyebilirim yani. Biraz çünkü o konuda hani burada insanlarla da konuşuyorum, ediyorum yani hani araştırıyorum sürekli. Yani şimdi bizdeki gibi aslında çok şey bir düşünmemek lazım. Onu ilk etapta onu söyleyeyim. Hangi bölümlere geçmeden önce ilk etapta onu söyleyeyim. Yani bizde mesela işte mesela ben inşaat mühendisiyim. Hani arkadaş 30 sene inşaat mühendisi devam edeceğim. İşte şuyum 30 sene makine mühendisiyim, 30 sene devam edeceğim. Yani hani böyle şeyler var ya, kalıplar var ya, böyle kısıtlanmış kalıplar. Yani şimdi burada eğitim bilmiyorum mesela, ben Türkiye'de çok denk gelmedim. Ya mesela burada yeni bölümler var. Yani çok güzel bölümler var. Mesela aşağıda yazmış arkadaş, dijital marketing var mesela. Data Science mesela inanılmaz revaçta, inanılmaz revaçta. Yani benim eski ev arkadaşım mesela, o da Data Science ile ilgili bir master yapmıştı burada. Çok da güzel kazanıyordu. İyi bir şirketteydi.
Yani bu tarz bölümler artık data analiz, yani business analytics, yani veriyi yorumlama. Çünkü yani yine bir insan şeyi gerekiyor. İnsan faktörü gerekiyor. Yani tamam, bir sürü veri birikiyor artık. Yani yapay zeka çağındayız. İşte bir sürü veri üst üste biniyor falan. Ama bunları yine bir yorumlamak çok önemli. Yani mesela şu an burada data science, data analiz, business analytics gibi bölümler çok revaçta. Mesela mühendisliklerle ilgili bütün mühendisliklere tavsiye edebilirim yani bunu. Hani Excel bilginiz varsa, biraz işte çok az bir yazılım altyapınız varsa tavsiye ederim. Yani illa kendilerini böyle hani, ya abi ben makine mühendisiyim işte, orada otomotiv sektörü canlı değilmiş de otomotiv sektöründe gelemem İrlanda. Yani öyle bir dünya artık yok. Yani zaten meslekler de çok hızlı değişiyor. Yani 3 sene 5 senede meslekler değişiyor. Yani o şekilde kafalarında bence çok kısıtlamaları doğru olmaz. Yani mühendis dediğin adam zaten hesap kitap bilir, matematik bilir, işte Excel bilir, çizim programı bilir, işte bilgisayar altyapısı vardır, yazılım altyapısı vardır kısmen. Hani bu tarz işte fintech yapar isterse, isterse data analiz yapar, işte isterse yani hani bir sürü şey yapabilir yani. Sanatla ilgili güzel bölümler de var. Yani sanat masterları falan da gayet uygun. Sanata da değer verilen bir ülke burası. Yani herkesin evinde bir resim vardır, tablo vardır falan. Sanatla ilgili gelmek isteyenler de düşünebilir. Yani hani illa şey olarak da bakmamak lazım, mühendislik olarak da bakmamak lazım, daha geniş boyutlu bakarsak. Dille ilgili gelmek isterlerse tabii İngilizce şeyini çok bilmiyorum açıkçası, ama hani burada Trinity'nin İngilizcesi dünyada en iyi, yani İngilizce bölümlerinden biri, İngiliz literatür bölümlerinden biri. Zaten hani adamların olayı o biraz da işte o şekilde. Yani hani çok şey bölümler de var, böyle tahmin edemeyeceğiniz böyle güzel bölümler de var. Yani Quantity Surveying diye bir bölüm var mesela. Kendi mesela inşaat mühendislerine tavsiye edebilirim. İnşaat finansmanı diye geçiyor. Hani bizde yok bunun karşılığı. Ve çok inanılmaz burada açık var yani bu alanda. İnşaat finansmanı açığında. Ve bu işte master sonrasında çok rahat iş bulma imkanınız var. Çok öne açık bir bölüm. Yani özellikle İrlanda ve İngiltere'de bu bölüm çok revaçta. Revaçta dediğim gibi yeni bir şey değil zaten onlar için. Yani hani bu ve şey, yarı teknik yarı böyle finansla alakalı bir bölüm ve çok ciddi ücretler kazanabilirsiniz. Quantity Surveying inşaat mühendisleri için mesela. Onun haricinde işte bilişimle ilgili bölümler var. Yani bilişim de burada açıkçası bayağı revaçta. Yani bilişimle ilgili işte ne için gelirseniz açıkçası ben fayda olacağını düşünüyorum. Yani hani çok kısıtlama yapmak istemiyorum yani o anlamda. O şekilde. Evet, çok teşekkür. Arkadaşlar, Mesela Deniz'in bahsettiği bölümleri not almışsınızdır. Gerçi videomuzda kaydedeceğiz zaten canlılarımızı. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar da takip etmeye çalışıyorum. İşte makine mühendisliği vesaire. Ön lisans mezunuyum, gidebilir miyim demiş. Ön lisans mezunları direkt master için başvuru yapamıyorlar bildiğim kadarıyla. Zaten bu soruların cevabını pazar günü akşam yayınlayacağımız videodan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben o zaman başka bir soruya geçeyim. Biraz daha klasik. İrlanda'nın hayat şartları ve sunduğu olanaklar nelerdir Denizciğim? ne anlamda yani şey, çalışan birisi olarak mı yani, ya da hani çünkü öğrenciyken biraz daha farklı, çalışan insan olarak biraz daha farklı. Hani kendine göre cevaplayabilirsin. Evet. Kendi açımdan Evet. şöyle cevaplayayım o zaman. Yani şimdi burada hani açıkçası yani bir hani bölüm bitirdiniz, işe girdiniz, bir lisans mezunusunuz, işte bir eğitiminiz var diyelim. Yani alacağınız ücret zaten hani 2000 euroların altına düşmez. 2500 hatta 3000'i bulabilir. Yani bu da tabii ilk zamanlar için konuşuyorum. Yani ilk birkaç sene işte belki. Ondan sonra da çok artmaz. Yani burada öyle ciddi bir böyle işte atıyorum bizde mesela, bize de gerçi biraz dağıldı o denge de. Hani diyelim ki bizde mesela 10 bin lira alır mühendis, işte 3 bin lira asgari ücret. Burada hani o kadar çok artmaz yani. Atıyorum 2500 alıyorsanız işte 3 sene sonra belki 3500. 5 sene sonra 4 bin lira belki yaklaşırsınız. Belki yaklaşamazsınız. Yani 3500, 4 binleri falan bulabilirsiniz belki. Bunlar tabii maaşlı çalışanlar için diyorum ben bunu. Yani bu para hani burada zaten hani şöyle söyleyeyim. Orta halli bir yaşamla 1000-1500 lira arası bir şeyiniz oluyor. Masrafınız oluyor. Tabii hani yani hani şey derdiniz yok burada öyle bir, yani yemek zaten çok ucuz biliyorsun işte. Hani öyle bir şey yiyeyim, hani ne yiyeceğim ne edeceğim falan, hani böyle Türkiye'de ister istemez o tarz şeyler var, sıkıntılar var biliyoruz işte. Burada hani böyle yemekle ilgili falan bir dert yok. Yani işte atıyorum sosyalleşmek işte ucuz zaten. Çok böyle en lüks restoranına gidiyorsunuz falan 40-50 euroya, işte düşünün yani hani işte İstanbul'da falan 1000 liradan aşağı kalkamayacağınız yerde işte 40-50 euroya en lüks Dublin'in merkezindeki mesela iyi bir
restoranda şey yapabiliyorsunuz yani, hani oturabiliyorsunuz falan. Şu an gerçi kapalı her yerde, hani açık olduğu zaman için konuşuyorum, 40-50 dolar. Hani Michelin, hatta Michelin yıldızlı restoranlarda falan, yani böyle hani 40-50 dolara falan da daha uygun fiyatlara falan yemek yiyebiliyorsunuz. Yani bunlar orada, burada lüks şeyler değil. Yani Türkiye'de yaptığımız böyle bize lüks gelebilecek şeyler, asgari ücret adamın da yaptığı bir şey yani, hani burada. Hani 1500-2000 euro kazanan adamın da yaptığı şeyler yani bunlar. Yani bunu hani bir eğitimli bir adam da yapmıyor sadece. Onun haricinde yani inanılmaz yeşillik var tabii. İnanılmaz doğası falan çok güzel. Yani sırf benim evim olduğu yerde 7-8 tane park var. Yani hani böyle 10-15 dakikada ulaşabileceğiniz falan. Zaten biz yemek konusundan bahsetmiyoruz. Bire'ye gitmiştik. Geç 2 hafta mı oldu biz Bire'ye gideli? Orada 2 hafta oldu. 2 hafta belki. yedik yani, neler neler yedik. Hani Türkiye'de, hatta orada da seninle konuşmuştuk. Hani Türkiye'de bunları almaya kalksak, oh, mesela tek kişilik bir menüye geçiyor oluyor ya, ama aslında 3 kişi 2 kişi rahat rahat yiyip hatta bitiremeyeceği bir menü. Ne kadar, 15 euro muydu? 10 euro muydu? 15 euroydu, evet 15 euroydu. O baya böyle barbekü tarzı falan bir şeydi. Yani Türkiye'de onu biz kaç paraya alırdık acaba? Çok fazla. Yani kesin 100 küsür liraların üzerinde olurdu. Sadece o menü. Tabii şu anki kurla çarpmamak lazım. Hani kazandığımız paraya, dediğin gibi, ben çok güzel bir yere değindin gerçekten. Hani en düşük, yani öğrenci, part-time çalışan, asgari ücret alan, işte minimum ücretle part-time çalışan kazananlar da, normal maaşla çalışanlar da aynı şeyleri içip aynı şeyleri giyebiliyorlar. Yani aralarında herhangi bir eşitsizlik ya da ulaşılamazlık olmuyor. Hani güzel bir şeye değindin. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bilgilerdi. Başka soruya geçeyim eğer. Estağfurullah. Estağfurullah. Tabii yani evet, yani İlanda ile ilgili sen de zaten çok anlattın, hani İlanda'nın neler sunduğunu, işte yeşilliğinden işte doğasına. Yani burada hani inanılmaz doğanın içerisindesin, yani şehirde bile doğanın içerisindesin falan filan. Yani bunları çok da o yüzden şey yapmak istemiyorum, hayat stressiz zaten hani bilindik şeyler olduğu için geçebiliriz yani. O zaman şey sorayım. Öğrenciyken nasıl para kazanılır? Biraz kendi yaptığın o özel işlerinden bahseder misin arkadaşlarımız? Çünkü hani buraya geldiğinde, evet, ben zaten klasik işlerden vesaire bahsediyorum, ama sen de hani kendi bildiğin ve deneyimlediğin öğrenciyken nasıl para kazanılır sorusunun cevabını verebilir misin? Yorum. Öğrenciyken para kazanılmaz bir kere, gezilir öğrenciyken. Gezilir öyle, takılır. Baba parası yenir falan. Ne gerek var çalışmaya? Ya valla öğrenciyken para kazanılır, para güzel de oluyor yani öğrenciyken tabii. Yani cebinizde böyle ekstra paralar falan çok güzel gidiyor yani. Hani ben açıkçası öğrenciyken biraz çalışıyordum böyle bu platform işlerinde. Yine Trinity'den bir hocama sayesinde aslında, yani hani vizyon kattı demiştim yani, o sadece vizyon şey değil yani, böyle hani işte böyle kaftanın ardındaki böyle vizyon falan gibi bir şey değil, onu bir şeyde tahvil edebiliyorsunuz yani, çevirebiliyorsunuz yani o vizyonu. Hocamız çok güzel bir araştırma vermişti bu crowdsourcing platformları ile ilgili. Onları araştırırken işte ben de üye oldum bu sitelere falan filan birçoğuna. De daha detaylı irdeledim ettim falan filan ve buralardan para kazanabileceğini gördüm yani, hani farklı türleri var, farklı çeşitleri var. Hani bir yeteneğiniz varsa, ufak bir yeteneğiniz olsa, işte Excel falan bilmeniz buradan para kazanmanıza bir şey. Hani vesile falan, ya da işte ufak böyle ne bileyim çizim programı olabilir, başka bir şey olabilir. Yani hani platformlar var çeşitli, mesela Upwork diye bir platform var, tavsiye ederim. Yani bu tarz mesela böyle yazılımdır, çizimdir, hesaplama, kitaplama işlerine ulaşanlar için tavsiye ederim. Daha yeni iş yaptım ben orada dün, hatta yani Perşembe mesela. İşte yani hani hemen böyle anlaştık ettik falan, iş yaptım böyle bir proje management tarzı bir işti mesela. İşte güzel bir ücret de aldım oradan falan, böyle hani bir 10 soruluk bir şey çözmem gerekiyordu falan, çözdüm onu birkaç saatte hallettim falan. Yani tabii birkaç saatte çalışması var, öncesi bir var işte falan. Yani bu tarz mesela işler yaparak zaten hani zaten bir ilerlediğiniz zaman, hani orada yorum falan, yorumlar olmaya başladığı zaman hakkınızda zaten daha da şey yapabiliyorsunuz açıkçası, bir şekilde para kazanabiliyorsunuz, daha dikkat çekici hale gelebiliyorsunuz. Onun haricinde başka platformlar da var. Yani yine yapay zeka ile alakalı mesela işte Lionbridge, Upton diye platformlar var. Yani şimdi çok detaylarına girmeyeceğim bunların. Buralardan da para kazandım öğrenciyken, hala da yine kazanıyorum. Yani şimdi insanların kafasına şey çok var. Ya tamam işte hani biraz param var, 5-10 bin euro param var. Yani ben o parayı şimdi orada bir yiyip bitireceğim mi yani, hani falan gibi bir şey var insanların kafasında. Yani şimdi gelip burada da çalışacaksın yani. Hani onu da hesaba katmıyorlar mesela. Yani burada çalıştığın zaman da euro kazanacaksın yani. Hani
Yani burada hani 20 saat çalışsan zaten senin neredeyse bütün hani aylık masraflarını karşılayacak durumda. Hani Tabii. üzerine mesela ekstra bir şeyler koyabildiğin ölçüde zaten para bile atarsın kenara ki sen yaptın zaten hani bunu. mesela yani hani o... ne? Evet. Efendim? Böldüm. Senin sesin iyi. Kusura bakma. Evet. Şimdi bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bu da önemli bir konu olduğu için buna da açıklık getirmek istiyorum. Yani şimdi master, benim yaptığım master biraz zordu. Tezli bir masterdı. Zorladı açıkçası. Yani son 3-4 ayı böyle gerçekten çok zorladı. Yani her gün stresli, her gün şeyli son 3 ay falan. Ama tezsiz postgraduate diplomalar da var bu arada. Hani o şekilde de postgraduate diploma alarak da yani tezsiz yüksek lisans aslında bizde karşılık gelen bir şey oluyor hemen hemen. Yani sadece dertleri hallederek çok daha rahat bir şekilde 2 senelik çalışma iznine sahip olabilirsiniz. Yani hani illaki tezli yapacaksınız diye bir şey yok. Yani tez aslında biraz daha akademik anlamda çok daha geliştirir ama hani kafanızda böyle kesin bir akademi şeyi yoksa tezsiz yüksek lisanslarda yönelebilirsiniz. Yani postgraduate diploma diye mesela o alanlarda yönelebilirsiniz. Daha da faydalı olur yani hani çok da zorlamadan açıkçası. Hem daha rahat çalışırsınız. Bu şekilde. Evet. Teşekkür ederim. Peki İrlanda'da aradığını bulabildin mi? Yani buraya geldin, işte İspanya'yı eledin, bir ara da Hollanda falan da vardı aklında diyebiliyorum ve serbest eledin ve İrlanda'ya geldin. Beklentilerini karşıladı mı İrlanda? İyi ki geldim, burası iyi ki oldu diyor musun? Diyorum evet kesinlikle diyorum yani hani kesinlikle diyorum. Yani işler yolunda gitti yani burada hani çünkü o arayışımı önemli oranda ben karşıladım yani burada. Yani gerek hayat şartları anlamında işte gerek şey anlamında ekonomi anlamında yani benim karşıladı yani hani tam anlamıyla karşıladı diyebilirim yani hani o anlamda. İyi ki İrlanda oldu diyorum yani ben. Açıkçası çünkü İspanya'ya gitseydim hakikaten yani orada çünkü çalışma izni falan da ayrı bir sıkıntı. Zaten kendi ülkesinde ne derler ekonomik bir kriz olan bir ülkede gidip zaten hani bir iş bulma falan filan hani olur belki yine ama hani çok zor yani hani Hı. bu şekilde. Ben bulduğumu söyleyeceğim yani söyleyebilirim rahat rahat. Tamamdır. Master parası olanları İrlanda'ya ne kadar tavsiye edersin diye bir sorum vardı. Eliyorum çünkü çok güzel tavsiye ettin ve hani o soruya gerek bile kalmadı cevaplandırdın. Diğer soruma geçmek istiyorum. Burada Yani evet. pardon, sen bir şey söyleyeceksen söyle. Ha, yok yok hayır. Tamam, şey sormak istiyorum. Burada çalışıp para kazanmakla Türkiye'de çalışıp para kazanmanın yaşam konforu açısından farklılıkları nelerdir hocam? Hocam olduk. yani dediğim gibi hani burada hayat daha az stresli. Yani hani o anlamda ve cebinize işte atıyorum kalıyor yani işte 1.000 euro falan kalıyor mesela ayda. Daha fazla da kalabiliyor. Yani size bağlı ne kadar çok iş yaparsanız ne kadar çok para kazanırsınız gibi bir durum var. Yani bir de açıkçası insanlar tabii çok 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 saygılı birbirine. Yani şu an mesela benim çalıştığım iş yeri Facebook'un bir alt şirketi olarak geçiyor. Burada mesela yani her iş tanımları çok belli. Hani ne yapacağınız çok belli. Hani yani böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani en ufak böyle bir hani ikili ilişkilerde zaten hani yani herhangi bir tarafta herhangi bir şey olamaz yani şey olarak. Yani uymak zorunda yani hani atıyorum ve bu şey bir konusu olur yani atıyorum bir en ufak böyle bir size hani şu işi yap falan gibi bir zorlama ya da işte atıyorum hani böyle bir şey yani en ufak öyle bir şey olma şansı yok. Güzel şeyler de bu bunlar yani kendinizi daha şey hissediyorsunuz yani çalışırken de para kazanırken de daha iyi hissediyorsunuz. Ve işte para atabiliyorsunuz kenara. Yani tabii şimdi burada tabii şimdi euro da artıyor yani yavaş yavaş. Yani ya tabii şey yani burada da hayata ben böyle toz pembe her şey toz pembe gibi bir şey de çizmek istemiyorum. Buranın da kendine göre şeyleri var sonuçta yani hani zorlukları oluyor. Yani ama burada çalışırsanız önünüz açık. Yani burada insanlar birbirini destekliyor. Olumlu anlamda destekliyor. Yani gerçekten çalışan insanı destekliyorlar. İşte hani bir fikrinizi açıyorsunuz.
Çok başıma geldi. Benim birkaç fikrim vardı böyle. Anlatıyorum mesela işte. Ya o kadar güzel böyle yönlendiriyorlar ki işte bak şuraya gidersen o fikrini mesela finans bulabilirsin. İşte şöyle yaparsan hani bizde hep şeydir ya böyle hani bir şey söylersin falan ya bırak ya falan hani böyle hemen insanlar böyle şey ya sen hani şeyde vardı ya bu hani güldürü güldür şov diye bir şey vardı. Ya bırak ya falan diyordu hani böyle. Ya bizde böyle hani insanlar böyle hemen şey böyle hani bir şey açıklıyorsunuz falan. Ya bırak şimdi olmaz o iş falan hani böyle. Yani öyle bir şeyimiz var açıkçası. Öyle bir toplumsal olarak öyle bir yapımız var. Yani burada öyle değil. Yani buraya geldiğinizde o şeyleri de biraz açıkçası geride bırakıyorsunuz. Yani insanlar bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar yani size. Yani ama rahat. İşte insanlar sen zaten bahsediyordun videolarında. Yani işte göz göze geldiğiniz zaman bile selamlaşıyorsunuz falan yani böyle hani. Basit şeyler ama güzel şeyler yani hani. Sen de bu arada istersen biraz da kaldığın yerden falan da bahsedebilirsin. Hani bugünkü konumuz dil okuluyla alakalı ya da konaklamalarla alakalı merak edilenler değil. Yüksek lisansla alakalıydı ama Deniz de bir ailenin yanında kalıyor. Hani host family olarak geçmiyor. Deniz kendisi bulmuştu ama ev sahibi ve ev sahibinin kızıyla beraber single bir odada kalıyor. Biraz istersen ondan da bahsedebilirsin. Ya da ben sana birkaç hani buradan cevaplamadığım sorular varsa ona da bakabilirim. Tamam sen bak bak ben bu arada herkese çok selam söylüyorum. Çok güzel şeyler yazmışlar aşağıda. Onları da takip ettim. Bölmemek için Kölne selam. Kölne selam. Esen ablaya çok selamlar. O da çok sevdiğimiz bir ablamız. Yani öyle o şekilde. tamam, ben seni çok fazla tutmak istemiyorum iş yerinde olduğun için. Hani rahatsız olurlar vesaire diye. Yok yok. Yok hayır, bir sıkıntı yok. Normalde soruları da okuyordum yayın sırasında ama hani çok vakit kaybetmeyelim diye çok şey yapamadım. Ya ben şimdi bak ben de bakıyordum ama yani şimdi hani arkadaşlar hani birçoğuna cevap verdim yani hani mesela işte mesela yani bizim biraz mesela işte makine mühendisliği okuyan bir arkadaş var. Şimdi ben çok detaylı açıkladım yani bir mühendisin neler yapabileceğiyle ilgili hani hangi masterlara işte başvurabileceğiyle ilgili. Zaten bu yayında kayıt olacak yani oradan da bakarsınız tekrar. Denizciğim bir Yani hani galiba. ha? Bir gerildin galiba. Soruları zaten Yok ama mesela hayır yani mesela şey yani mesela anlatırken mesela bunları aslında çok güzel bahsediyorum. Mesela işte atıyorum şimdi bir de şey veremem ki yani bunu ben böyle işte atıyorum otomotiv sektörü. İşte otomotiv sektörüne şuraya gel falan hani tamam yani o kadar da hani spesifik hareket edemiyoruz yani. tabii şimdi arkadaşlar merak ediyor. Sen sadece bildiğin soruları atlasan yeterli olur zaten. Ben şimdi bakıyorum. Hani atladığımız zaten birçok soruyu yanıtladın. Bakıyorum ben. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için de bu arada. Fiyatını sormuşlar. İstersen okulunun bölümünü vesaire fiyat bilgisinden bahsedebilirsin. Yani fiyatlar işte yani 10 bin eurolardan başlıyor postgraduate diplomalar. İşte yani 20 bin euroya kadar okul var yani İrlanda'da. Yani o şekilde düşünebilirler arkadaşlar. Yani postgraduate diplomalar biraz daha uygun. Yani bir 2-3 bin euro daha uygun oluyor. Bence hani o şekilde de yönelebilirler. Yani fiyat anlamında o tarz bir bütçe anlamında bir şeyleri varsa, sıkıntıları varsa düşünebilirler. Yani girip baksınlar açıkçası. Master portal var. Oradan araştırsınlar. Yani dediğim gibi mesela kendilerini de çok bir alanda kısıtlamasınlar. Yani onu açıklamaya çalıştım ben şimdi. Yani hani ben sizin bölümünüzü sizden daha iyi bilemem. Yani işte makine mühendisliği gibi bir bölüm mesela işte atıyorum. Bakın yani hani mühendisler için çok fazla bölüm var. Data Science, Data Analytics gibi IT'ye bile geçebilirsiniz. Birçok bölüm var. Yani bunları da değerlendirebilirsiniz. Yani IT'ciler için zaten ayrı bir şey var. İşte mesela bazı bölümleri gerçekten bilmiyorum. Yani psikoloji falan ne yapabilir mesela buralarda çok bilgim yok. Yani hani nasıl bir geçiş sağlayabilir çok bir bilgim yok. Araştırın yani master portala falan girin kendi bölümünüzle alakalı hatta okullara yazın yani icabında hani okullar bir de taksit yapıyor yani bu ücretlerle ilgili sorduğun için söylüyorum. Yani hani illa cebimde böyle 15 bin euro para olacak 10 bin euro para olacak diye de değerlendirmeyin yani 5 bin verirsiniz ikinci taksitini daha sonra verirsiniz falan gibi yani hani bu şekilde şeyler de olabiliyor. Yani özellikle diliniz varsa tavsiye edebileceğim mesela önemli tavsiyelerden biri bu diliniz varsa master için gelmeniz yani hani dil okulundan ziyade master için gelmeniz. Çünkü diliniz belli bir seviyede ise IELTS'iniz ya da Duolingo'nuzu alıp master için gelmeniz. Çünkü hani zaman kaybetmemiş olursunuz dil okuluyla. Yani burada direkt master'a başlarsınız hemen bitirir bitirmez çalışma iznine sahip olursunuz yani ve çalışmaya geçersiniz falan yani hani daha mantıklı yani hani bir miktar paranız varsa işte skill'iniz yeteneğiniz varsa işte belki freelance işler yaparım diyorsanız daha mantıklı. Bunu söyleyebilirim mesela.
Evet. Ben sorulara baktım. Yanıtlamadığın herhangi bir şey olmamış. Çok da güzel yorumlar da gelmiş. Ben çok teşekkür ederim sana. Hani benim sorularım bu kadardı. Hani senin eklemek istediğin bir şey varsa ya da hani master'a hali hazırda başvurmuş, bekleyen gelecek ya da kesin karar vermiş olanlar oranlara söylemek istediğin, tavsiye etmek istediğin bir şey varsa hani gelmeden önce şunu yapın, bunu yapın diye istersen son sözlerini o şekilde alabilirim. Pardon. Beni dinlemedin, soruları okudun. Ha yok yok dinledim. Hayır, dinledim canım. O kadar değil. Şimdi şey oldu ya, moda oldu ya, böyle insanlar hani tartışma programları falan böyle ellerinde işte bakıyorum mesela, hani birisi konuşuyor falan, diğeri aşağıda telefonu, o kadar çok moda oldu ki artık böyle hani böyle hiç artık şey olmuyor bile, hani yeri konuşurken diğeri telefondan işte Twitter'dan gelen şeyleri takip ediyor falan böyle. Ben de dinledim yani bu arada. Yani hani şunu ben söylemek isterim. Yani bir değerlendirin yani, mesela herkes kendi için, herkes çünkü herkesin farklı bir şeyi var. Ne derler? Bir geçmişi var, birikimi var falan gibi. Herkesin yani yaşam şartları farklı, ekonomik durumu farklı. Herkes bence kendisine uygun bir şekilde değerlendirmesini tavsiye ederim ben. Yani hayatınızdan ne kadar şeysiniz, yani hani ne kadar memnunsunuz ya da bir değişiklik ne kadar istiyorsunuz yani bulunduğunuz yerden işte gibi gibi gibi. Yani hani bu böyle biraz böyle artık alarm verdiyse hani farklı seçenekleri aramaya başlamanın vaktidir. Yani hani biraz işte çünkü yani hani önünüzü göremiyorsanız falan gibi durumlar olabiliyor sonuç olarak. Farklı seçeneklere yönelmekte fayda var ve işte araştırın, yani sizlere sorabilirsiniz. Beni de bu arada ekleyebilirsiniz Instagram'dan falan. Bana da yazabilirsiniz. Ben de hatta birkaç böyle online para kazanma ile ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Yani şu an hatta birkaç tane çektim. Bakalım ilerleyen zamanlarda yayınlamayı düşünüyorum YouTube'dan. O şekilde yani hani herkes kendi hayatını bence o şekilde bir değerlendirsin. Yani hani master olur bu, başka bir şey olur. Yani hani yani farklı yöntemleri var tabii. Mesela ben bursla geldim. Mesela bu kadar çok zahmetli gelmedim yani okul parasını, çünkü burs karşıladığı için. Çok şey yapan da var. Mesela dil okuluna gelip okul parası biriktiren de var. Yani hani paranız varsa master'a mesela gelebilirsiniz. İşte hani yani bu tarz şeyler rahat burada ve hani ben mesela isterim yani daha çok Türk'ün buraya gelmesini isterim. Yani gerçekten çok isterim. Eğitimli insanların özellikle buraya gelmesini çok isterim. Yani sonuçta arkadaş oluyoruz yani burada, birbirimizi destekliyoruz. İşte yani böyle güzel bir yanı var yani ve hani yurt dışında yaşamalarını da isterim yani. Bu arada yurt dışında yaşamamışlarsa yaşamalarını da isterim. Yani yurt dışında yaşamanın da bence insana kattığı şeyler çok fazla. Yani hani sadece böyle turistik bir gezi gibi olmuyor yurt dışında yaşamak. Yani turistik gezi, işte gittim Eyfel'in önünde fotoğraf çektiğim gibi olmuyor. Burada yaşadığınız zaman gerçekten bazı şeyleriniz kırılıyor yani, ezberleriniz kırılıyor. Yani mesela Türkiye'deki bazı ezberleriniz, işte o geleneksel dogmatik yapılar falan kırılıyor. Güzel anlamda kırılıyor yani o ezberler. Yaşamanızı da tavsiye ederim. Yani hani master için gelemiyorsanız dil okuluyla gelirsiniz. Yani bir yaşarsınız, bakarsınız. Sonra belki dönersiniz. İşte master için para biriktirip Tekrar. şey yapabilirsiniz. Tekrardan gidebilirsiniz. Yani yaşam işe hafife alınmayacak bir tecrübe. Onu gerçekten çok net söyleyebilirim. Yani hani yurt dışı yaşam tecrübesi. Hani bu sadece İrlanda'da değil yani bu arada. Hani başka ülkede olabilir. Ben İrlanda'da yaşadığım için söylüyorum bunu. Yani şimdi gençlerde tabii mesela daha fazla ben görüyorum, bana da yazıyor arkadaşlar. Yani gelecek kaygısı, biz de geçtik o yollardan. Yani 20'li yaşlarda falan gelecek kaygısı 20'li yaşların başında çok daha fazla oluyor. Yani ne yapacağım, ne diyor? Şimdi arkadaş yazmış da tecrübesiz bir arkadaşım, mühendisim, işte iş bulmakta zorlanırım falan gibi. Yani çok dert etmeyin bu tarz şeyleri. Yani burada iş var, çok canlı bir ekonomisi var. Yani hani ben şimdi bunları zaten kendiniz araştırıp da bulabilirsiniz. Yani İrlanda ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu, işte işsizlik oranları düşük. Yani bir sürü uluslararası şirket burada. Yani İrlanda bir de şu an çok avantajlı bir duruma geçti İngiltere'nin Brexit'ten çıkması sonrasında. Yani Avrupa'da İngilizce konuşan tek ülke olarak kaldı ve çok büyük bir avantaj. Yani bu İngiltere'deki işte şirket şeylerine, headquarter'lar dediğimiz şeylere işte mesela İrlanda'ya taşıyorlar falan. İrlanda'nın o anlamda ciddi fırsatlar da sunabileceğini düşünüyorum. Yani mühendis arkadaşlarım da dediğim gibi
kendi bölümleriyle ilgili, hatta LinkedIn'e git baksınlar yani hangi işler var. İlla kendi bölümlerine de kısıtlı kalmasınlar. Dediğim gibi çok böyle geçiş bölümleri var ve hani bu bölümlerde de çok iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Yani çok da hani karamsarlığa, umutsuzluğa düşmeyin yani. Hani biraz tabii para gerekiyor yani, yalan değil, sonuçta kendinize bir yatırım yapıyorsunuz. En güzel yatırım da insanın kendine yaptığı bir yatırım. Ve işte yani ben böyle şimdi monolog olarak anlatıyorum ama yani en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım. Yani hani burada mesela bir 10 bin euroluk yatırım geri dönüşte bir senede oluyor yani. Hani mesela hani işte, ama bir senede o parayı çok rahat çıkartabiliyorsunuz çalıştığınız zaman. Yani normalde zaten hani 3 senelik bir yatırım, yani hani normal özel sektörde 3 sene bir yatırımın geri dönmesi çok karlı bir yatırımdır. Yani düşünün, yani burada bir senede geri dönüyor sizin şeyiniz, yaptığınız yatırım. Yani amorti ediyorsunuz şeyinizi. Bu çok karlı bir şey zaten yani. Üzerine para kazanmaya başlıyorsunuz falan gibi. Yani o yüzden güzel bir yatırım yani eğitim. Her alanda çok güzel bir yatırım. Yani bölümü de işte dediğim gibi iyi araştırırsanız sizin için çok daha, ben iyi olabileceğini düşünüyorum. Çok umutsuzluğa, karamsarlığa düşmeyin. Genç arkadaşlar, daha genç arkadaşlar için konuşuyorum. Ya İngilizcenizi halledin yani bu arada tabii. Yani bunlar böyle sadece hayal kurmakla da olmuyor hiçbir şey. Yani hayalleri bazen de böyle gitmemiz, ilerlememiz gerekiyor. İşte çünkü yani hani şey var ya, milli piyango bileti adam işte rüyasında görüyor. Kazanamadım falan filan. İşte ya bilet almamışsın ki diyor yani falan, hani sen de yani hani bilet, yani bir önce bir yani İngilizceniz olsun yani hani sonuç olarak yani İngilizcenizi toparlayın yani. Hani buraya gelmeyi düşünüyorsanız herhangi bir sebeple, dil okulu olur, başka bir şey olur, yani sonuçta burada İngilizce konuşuluyor, buranın kültürü İngilizce yani hani iyi bir İngilizceyle gelin ve artık hani bunun için İngilizcenizi toparlamanız için şeye gelmenize de gerek yok. Ya İrlanda'ya da çok böyle şey yapmanıza gerek yok. Yani işte bir sürü uygulama var. Yani oradan konuşabiliyorsunuz. Dünyanın her yeriyle işte Skype'dan bağlanabiliyorsunuz. Yani hani en azından belli bir seviyeye getirmek için. Tabii ki İngilizce için çok ciddi katkısı olur. Yani o kültürün içerisinde o dili yaşamak çok ciddi katkı sunar. Ama dediğim gibi yani Türkiye'deyken de çok güzel İngilizcenizi zaten belli seviyelere getirebilirsiniz. Yani hani yani zaten belli bir seviyeniz varsa, işte intermediate'e yakınsanız, onu zaten daha böyle ileri advanced'a yaklaştırabilirsiniz. Şimdiden başlayabilirsiniz yani bu tarz şeylere. Böyle hayalleriniz varsa İrlanda olmaz, başka bir yer olur falan. Yani hani ne bileyim, Avustralya'ya bile gitmek isteseniz işte İngilizce gerekecek falan, ya da Amerika'ya gitmek isteseniz İngilizce gerekecek. Bu şekilde yani hani uzun uzun anlattım biraz açıkçası. Hani var mı başka bir şey? Onu düşünüyorum. Eksik atladığım yer var mı? Yani bence yok. Hatta fazlasıyla bilgi verdin. Çok teşekkür ederim tekrardan. Yavaş yavaş da yayınımızı kapatabiliriz. Çünkü vaktimiz de dolacak. Ben verdiğim bilgilerden çok çok memnun kaldım. Çok keyifle dinledim. Gerçekten ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Çok da ilgi oldu. Çok izleyen kişiler de oldu şu anda. Güzel yorumlar geldi. Teşekkürler. Devam edecektir. Yayınımızı zaten kaydedeceğiz. Arkadaşlar tekrardan oradan da izleyebilirler ya da izlemeyenler muhakkak gelip izleyeceklerdir. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Deniz. Ben de teşekkür ederim. Vallahi seninle yayına katılmak da ayrı bir şey oldu. Yani biz bir de şeyiz, onu bahsetmedik hiç galiba. Evet. Biz aslında akrabayız da yani, değil mi? Yani uzaktan bir akrabalığımız mevcut. Evet, hayatlarımız falan aynı. Çobanlar burada zaten. Hepsi izliyorlar. Çoban. Yani buradan da şey, aslen Trabzon Maçkalıyız. Onu da Evet. söyleyelim. Evet. Trabzon'a selam. Trabzon'a selam. İşte falan. Çeşitli akrabalara selam. Halam izliyordu halam. Halama çok selam söylüyorum. Halamı da çok severim. Nedim hala sen de tanıyorsun. Evet, ben de selam söylüyorum ve çok öpüyorum onu. Evet, çok öpüyoruz. Valla güzel oldu, böyle iyi bir şey oldu yani, beraber böyle hem şey de olmuş olduk, Evet. hani aynı yere çıkmış olduk. Aynen, güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Annem de bir şeyler göndermiş. Anneme de selam yollayalım buradan. Bir de Esra'cığım özellikle sana selam yolluyorum. Çok güzel yorumların oldu bu akşam bana. Yayın sonrası seni arayacağım. Nezcim tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben de çok teşekkür ederim Edacığım. Görüşmek üzere. Yayından sonra zaten biz tekrar seninle haberleşiriz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi detaylı bir soru bizimle iletişim Bay bay. Dublin'den.